Ney? Sıra geldin buraya. Zeytin. Gel oğlum. Hah, şuna. Direkt yem saatinde kuşlarını yemliyorsun, uçuruyorsun. Temizliğini yapıyorsun. Gittiğin yer belli. Günlük yapman gereken görev gibi hissediyorsun onu. Ortak kırsal bölgedeyiz. Ne yapacak? Ya içki içeceksin, ya kahveye gideceksin. Aynen. Polis Mehmet amca bizi götürecek. Aynen. Elimize ters kelepçe vuracaklar. Gerek yok ya. Ben böyle mutluyum ya. Adamı çağırdım, dedim kardeş böyle böyle yatamadım ben dedim. Ben bu kuşları bana ver, başka kuş hediye edeyim. Kuşlar beni gene istiyor. Yani böyle içim öyle doğdu. Gittim parasını verdim, kuşlarımı aldım buradan geldim, 4 tane kuş hediye ettim. İşte bu dershane ortamı, üniversite ortamı falan derken kendimizi kuşlardan uzak tutmuştuk. Bir gün böyle şeydeyim. Annem beni çağırdı. Oğlum dedi, Damla bir tane kuş var dedi ya. Dedim ana benim kuşum yok ki dedim ya. Vallahi dedi oğlum geldi dedi. Sen dedi askere gittin dedi. Hala evde dedi, hala evde dedi. Bir çık dedim, yemin ediyorum benim 6 yaşındaki beslediğim kuşlar benim kendi evime gelmiş. Bir şeyi severek yaparsan bir yerde sana dönüyor o. Mükafat olarak dönüyor. İyi sev, Allah adamın kalbine göre verir, iyi kuşu nasip eder yani. Bu erkek, sağdaki erkek, soldaki dişi. Bunlar bizim atmaca vurunun yavruları. Şu andaki haline hiç bakmayın. 6 ay sonra havanın kartalı olacağına eminim. Aynı alanın babanın yavrusu bir öncü olur, diğer arkası olabilir. Yani hepsi öncü atacak diye bir kayda yok. Bir tanesi öncü çıkıyor. Biz de onu değerlendiriyoruz. Ve kuşlarımızı o öncüyle söküyoruz. Yani mükemmel, hızlı bir, sert bile. Kuşu nasıl sökersen öyle olur abi. Yani kuşumuzu sert kuşla sökersek sert olur. Yumuşak kuşla sökersen yumuşak olur. İşte bu kendi yavrularımızdan öncüyü kendi yani postala uçurduğumuz zaman ilk çakılan postadan önce inen bizim için öncüdür. Kuşlarda şu andaki sıkıntı uçma sıkıntısı. Herkesin kuşu parlak kuşu olmuş. İyi uçan, uçma özellikle kuşlar kalmamış. Bunun iyi uçup iyi geleni iyi para eder. Öne geleni. Öncüsü yani. Ben kuşu uçur diyorsam benim kuşum bağrıma gelecek. Parlağa çektiğimde üçü koşacak. Önce öncülüğünü yapacak, arkacı arkacılığını yapacak, zevkini alacak. Yani kuş besleme yöntemlerini de değiştirdiler. İyi uçan, taharitliğinde o dişisine aşık olduğu dönem uçan kuş. Bir cami çıkıp da vırt, gözü yerde vırt, gözü yerde vırt, gözü yerde olmayacak. Uçacak, rahat uçacak. Şimdi eski kuşçular hep kuşun iyi uçanına bakar önce. Önce iyi uçanına bakarlar, gelenden çok, çırpınandan çok. Ben de burada kuş uçuruyordum. Mesela yeni kuşçu olduğumuzda Karaziyen'e gelirlerdi. Hemen eksiğimizi, noksanımızı görürlerdi. Onun kuyruğu yarım. Bu kuş kuşları uçurtmuyor üçlünün içindeki. Filan kuşu çıkart, bu kuş kuşları uçurtmuyor. Şu kuşa bak mesela, birbirine sohbet ediyorlar, duyu yok. Ben burada kuş uçuruyordum. Pırtıcı Hasan, Niyaz Aydın, birkaç kişi daha, İsmet abi niye gelmişler, kendi kendine konuşuyorlardı. Şu kuş kuşları uçuruyor diyorlardı. Koyu mavili kuşları uçuruyor bak. Orkestra şefi diyorlardı. Eski Adana kuşlarıyla şimdiki Adana kuşunun arasında dağlar kadar fark var. Eskide bizim kuşlarımız metrede bir tane vururdu, 10 metrede bir tane vururdu, sert gelirdi. Arkasında bir uçak dumanı gibi toz olurdu. Şimdiki kuşların gelmesi çok farklı. Yani anlatılacak gibi değil. Sanki havada ceyran çarpmış. Ölümüne gidiyor. Atmacaya yakalanmıyor. Atmaca saatte 300 kilometre hız yapıyor. Ben bu damalı mavillerin ne esas gelmişinde ne geçmişinde alason kırması kuş olduğuna inanıyorum. Kurdilikli kuşlar bu maviller. Bu ceyhandan türeyen, bu çılgın denilen kuşlar.
Milletin çılgın dediği, çok çırpınan. Ceyhan'la anadan işte 50 kuruş Ahmet'ten falan töreyen bu kuşlar. Kudilikli, sert kuşlar, sert yapılı yani. İki posta uçtuğu zaman büzülüp, süzülüp hasta olan kuşlar değildi. Dönem dönem işte kuşlar da insanlar gibi böyle kırıla kırıla. Biraz iyiye mi gittik, kötüye mi gittik bilmiyorum da. Camia da değişti. Kuşlar da değişti. Yani 20 sene evvelki kuşçuluk, bugünkü kuşçuluktan çok çok iyiydi. 7 yaşında kuşçuluğa başladım. 15-16 yaşına geldiğimde alasonu belledim. Alason bizim cami kuşları gibi gö olur. Gö olur, gözü cam göz olur, burnu beyaz olur. Şöyle gördüğün zaman sen buna yabani bir kuş dersin. Bizim Adana kuşuyla aynı değerde. Aynı kanda, aynı uçumda. Alason çok sert uçar, çok yüksek uçar, çok evine sadık olur. Ama şimdi kalmadı bunun nesli. Belki Adana'da, Ceyhan'da, belki Kadirli'de 3-5 tane çıkabilir. Matkap manyağı oldu kuşlar. Matkaba adapte oldu. Matkabın içine geliyor. Ha, bizim eski Adana kuşlarımız kaçmazdı, yakalanmazdı. Bizde eskide cücük sökme yoktu. Cücük kanadı kuyruğu düzmüş, yeme düşmüş, anasıyla babasıyla kişelerdik. Uçardı, kesinlikle teslim olmazdı, kesinlikle yakalanmazdı. Maşallah ha! Anasından yemden kesilir. Yemi yemeye başlar, yemi yemeye başlar, cülüğü kişelersin. Cülük evin etrafında olduğu bölgeyi beller. Rastgele uçar yani. Eğitimsiz, bilgisiz rastgele uçar. Evi beller. Evi belledikten sonra bu cücüğü bunca hocayla uçurtacaksın. Hoca dediğim de yani tecrübeli kuş. Tecrübeli kuş bunu yükseğe çıkardır. Yükseğe çıkardır. Mahallenin etrafında dolandırır. O tecrübeli kuşa parlağı matkabı çektiğin zaman o kaçar. O kaçtığı zaman cülük onu kovalar. Ve de bir müddet sonra o cülük nesilli ve kanlı bir cücükse hocayı ezer. Hocayı ezer. Hocayı ezdikten sonra onu artık ikiliye üçlüye sokarsın. İkiliye üçlüye sokarsın. O cücüğün nesline göre öncü olması gerekiyorsa çitlettiğinde dişiye atarsın matkabı çektiğinde. Dişiye atarsın o cüle iştah verirsin, şımardırsın. O aşamadan sonra o cücük o ikilinin veya üçlünün öncüsü olur. Ön atarlıysa devamlı öncülüğünü yaptırırsın. Eğer ön atarda gevşek kalıyorsa arkaya verirsin. Onun yerine bir öncü korsun. Onun yerine bir öncü korsun. Yalnız Erduş dayının niye yanına gitmeni tavsiye ederim. Ceyhan'a İsmet abinin oraya, Niyaz Aydın'ın. Böyle adam gibi adamlar. Bu işte daha benden bilgililer. Daha inceliklerini, derinliklerini daha da güzel anlatacak arkadaşlar. Yardımcı olurum ben yani. Zaman, gün ayarları. Konuşursun yani. Madem bir şey yapıyorum,
topluma geleceği aydınlatmak için bildiğimiz doğru güzel şeyleri de anlatmak lazım yani. Sabırlı insan var, sabırsız insan var. Yani kavgacı, haksızlığa dayanamayan insan var. Gittiği yerde haksızlığa dayanamıyor. Başına iş açıyor mu bir adam? Kuş beslesin. İnsanın stresini niye de alır? Yani kötü yoldan da alır. Böyle parlayan gençlerin kuş beslemesi iyidir. Yani nasıl desem bizi terbiye ediyor gibi. Biz kuşları terbiye ediyoruz, kuşlar da bizi terbiye ediyor hocam. Seyredip yorum yapacak tüm arkadaşlara da şimdiden saygılar, sevgiler. İyi yoruma da kötü yoruma da açığım. Eksiğimizi görüp eleştirene de saygı duyuyor. Beğenip aferin diyene de saygı duyuyor. Ellerinden gözlerinden öperek. Küçüklerimizin gözlerinden büyüklerimizin ellerinden öperek. Tüm kuşçu camiasına selam olsun. Allah'a emanet olun kuşçular. Var abi, rezil ederler. Mesela rezil olur. Kuşu sakladı, el altı etti. Alıp vermeci var. Arkadaşısın, eşsin, dostusun. Kuşunu almış saklamış. Var öyle birkaç tane zulacılar zaten.